yöntemiyle bunların ayrılmış halini veriyor. Ve EBOB'unu, EKOK'unu soruyor. Şimdi EKOK'unu soruyorsa işimiz kolay. Bu şekilde ikisini de 1'e kadar indirdiyse ve EKOK'unu istiyorsa işimiz kolay. Neden kolay? O zaman bu sağ taraftaki sayıları çarpacağız. Şu sağ taraftaki sayıların hepsini birbiriyle çarpacağız. Şimdi şöyle eşleştirerek çarpalım. 5 kere 2, 10. 5 kere 2, 10. 10 kere 10, 100 yaptı. 100'ü 2 ile çarpsak 200. 200'ü 2 ile çarpsak 400. Yani ekokumuz 400. Buradaki bütün sayıların çarpımı 400. İsterseniz siz sırayla çarpın gidin, fark etmez. Şimdi iş burada EBOB'u bulmakta. EBOB'u bulurken şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şunları bir silelim. EBOB'u bulurken burada her ikisini de bölebilenleri işaretliyoruz. Çünkü EBOB neydi? En büyük ortak bölen. Ortak bölen olması lazım. Şimdi buradaki 2. A'yı bölebilmiş. C olmuş bakın. B'yi bölebilmiş. D olmuş. Yani bu 2 her ikisini de bölebilmiş. O yüzden bunu işaretliyoruz. Daha sonra buraya geldik. Bakın bu 2 D'yi bölememiş. Bu 2 D'yi bölememiş. Bu 2 D'yi bölememiş. Bu 5 D'yi bölmüş. G olmuş. Buradaki G'yi bölmüş. 1 olmuş. Yani bu 5 de her iki harfi de bölebilmiş. Dolayısıyla bunu da işaretliyoruz. Bu zaten artık 1'e ulaştığı için 5 sadece bunu bölmüş oluyor. Dolayısıyla her ikisini de bölebilenleri seçtik. Hem bu hem bu. Daha sonra da o ikisini çarpıyoruz. 2 çarpı 5 eşittir 10. Yani EBOB'ları 10'muş. Bu sayıların EKOK'ları da 400'müş. Ama bu hani gösteriyoruz ama normal sorularda, o şeylerde, denemelerde vesaire ben hiç çıktığını görmedim. Sadece konu olarak anlatıyoruz. Bilmemiz yeterli. Buradaysa gençler, bu zaten asal çarpanlarına ayrılmış halleri veriliyorsa, o zaman şöyle biraz yaklaştırayım. Bunların EBOB'unu, EKOK'unu bulurken şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Mesela bir A sayısı var. 2'nin karesi çarpı 3'ün 4. kuvveti. B sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün 3'ün küpü, 3'üncü kuvveti. Ben bunların EBOB'unu hesaplayacağım zaman tabanları aynı olanlardan üssü küçük olanlarını seçiyorum. Bak, tabanı aynı olan 2 üssü 2 ve 2 üssü 3 var. Bunlardan üssü küçük olanı, yani 2 üssü 2'yi alıyorum. Yazayım oraya. Çarpı 3'lere geçtim. Tabanı aynı ikisinin de. Üssü küçük olan hangisi? Alttaki. 3 üssü 3. Eğer burada başka bir de şöyle olsaydı. Mesela 2'nin karesi 3'ün 4. kuvveti, bir de 5'in 2. kuvveti olsaydı mesela. Tabanı bunda 5 var, bunda yok. Bunda olmadığı için, tabanları aynı olmadığı için 5'leri almıyorum. Yani 5 ile alakalı buraya bir şey yazmıyorum. Tamam mı? Fakat EKOK'unu bulurken tabanları aynı olanlardan üssü büyük olanları seçiyorum. Yani 2 üzeri 3 burada daha büyük. 2 üzeri 2'den daha büyük. O yüzden 2 üzeri 3'ü seçtim. 3'lerden de 3 üzeri 4 olanı seçiyorum. Tabanı aynı olanlardan üssü büyük olanı seçiyorum. Yani EBOB'un tam tersini yapıyorum. Bir de tabanı aynı olmayan şeyler varsa onları da alıyorum. Yani burada mesela 5 üssü 2 var. Burada yok. Olsun deyip 5 üssü 2'yi de alıyorum. Hatta mesela burada bir tane de diyelim ki 7 üssü 1 var. Bu 7 üssü 1 burada var ama öbür tarafta yok. Olsun deyip 7 üssü 1'i de alıyorum. Anlatabildim mi? EBOB'da tabanlar aynı olanlardan üssü küçük olanlar alınır. Tabanlarını aynı olmayanlar alınmaz. Ama EKOK'ta tam tersi. EKOK'ta ne varsa gelsin diyor. Tabanı aynı olanlardan üssü büyük olanlar gelsin.
tabanı aynı olmayanlar da olduğu gibi gelsin. 5'in karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti şeklinde. Şimdi bunun B'sini sizden istiyorum arkadaşlar. Chat'imizi ayarlamak üzereyim. Chat'imizi ayarladım. Bana gönderebilirsiniz. B'deki C ile D'nin EBOB'u nedir? Önce onu gönderelim. EBOB'u nedir? Önce onu gönderelim. Üslü olarak tabii değer falan bulmaya çalışmayalım arkadaşlar. Değer bulmaya çalışmayalım. Üslü olarak ne olur? Onu yazıp gönderelim. Eslem, hemen bakıyorum. Eslem, o ikinci yazdığının tabanları aynı değil bak. Birinci yazdığın doğru, ikinci yazdığın da tabanları aynı değil. Arkadaşlar, anlatalım Hüseyin. Bak, üst tarafa bakalım. Şurayı tekrar... Şu tarafı sileyim. Yeni baştan anlatalım. Şöyle. Heh. Evet, Zeynep doğru. Bak, bu 5 üssü 2 ve 7 üssü 1 de varmış gibi düşünelim. A ile B'nin EBOB'unu bulacağız. A ile B'nin EBOB'unu bulacağız. EBOB'unu bulurken ne yapacağım? Tabanları aynı olanlardan üssü küçük olanlarını seçeceğim. Bu ikilerden 2 üssü 2, 2 üssü 3 var. Üssü küçük olan 2 üssü 2. Tabanları aynı olan 3'ler var. 3'lerden de üssü küçük olan 3 üssü 3. 5'e baktım, burada var, burada yok. O yüzden yazmıyorum. 7'ye baktım, burada var, burada yok. O yüzden yazmıyorum. Bu kadar. EBOB bu. En büyük ortak bölen. Yani ellerinde ortak olan ne varsa onu ortaya döküyorlar. Ama ECOG'a geçtiğimiz zaman ECOG'da da tabanları aynı olanların üssü büyük olanını seçiyoruz. Yani EBOB'da yaptığımızın tam tersi. Tabanları aynılardan üssü büyük olanı seçiyoruz. 2 üssü 3 burada daha büyük. 3 üssü 3 var, 3 üssü 4 var. 3 üssü 4 daha büyük. Tabanları aynı olmayanları da olduğu gibi alıyoruz. 5 üssü 2 var, olsun. 5 üssü 2 direkt olarak yazıyoruz. 7 üssü 1 var, olsun. Direkt 7 üssü 1 olarak yazıyoruz. İşte bu ECOG'u veriyor bize. Bu da EBOB'u veriyor. Hüseyin, onları ben kendim örnek olsun diye ekledim. Bunlar bir yerden çıkmadı. Hani ben kafamdan eklemiş oldum buraya. Soruya ekleme yaptım. Şu dahil olmayanları aldığımızı göstermek için onları ben ekledim. Normalde sorunun orijinalinde yok. Evet, Sümeyye doğru, Eslem doğru, Zeynep doğru, Şeymanur. Şeymanur EBOB'da 3 üssü 5 ortak değil. Ona dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar EBOB'u bakın yazalım. Az yazacağım. Tabanı aynı olanlar ikiler var. Üssü küçük olan 2 üssü 4. Başka burada 7 var, burada yok. Burada 3 var, burada yok. Tabanı aynı olan başka bir şey yok. O yüzden buraya kadar. Yani EBOB bu. Tamam? EBOB bu. Peki ECOG ne? Şimdi ECOG'u atın bakalım. Ya da bunun ECOG'unu da ben yapayım. Alttakini siz yapın tamamen. ECOG ne? Tabanı aynı olanlardan üssü büyük olan alıyoruz bu sefer. Yani 2 üssü 5. Tabana aynı olmayan üçlü olan var mesela. Onu aynen alıyorum.
Bir de yedili olan var. Onu da aynen alıyorum. 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 çarpı 7 üssü 4. Tamam mı? EBOB'da tabanı aynı olmayanları almıyoruz. ECOG'da tabanı aynı olmayan da varsa onları da alıyoruz. Şimdi C'nin EBOB'unu bulalım. Yani şu E ve F'nin EBOB'unu bulalım, gönderelim bakalım. Zeynep devamı da var. Tabanı aynı olan başka ifadeler de var bak. Evet, Safa doğru. Evet, Zeynep doğru. Tabanı aynı olanlardan üssü küçük olan alınıyor. Hemen baktım. Dur, cevaplar geliyormuş daha. Evet, Ahmet doğru. Sümeyye. Sümeyye bir de üçlü bir şey olacak. Yani üç üssü iki olacak bir de. Eslem. Eslem o en sonunda 5'in birinci kuvveti değil de 5'in ikinci kuvveti olacak. Şeyma Nur. Doğru. Doğru, güzel. EBOB için tabanı aynı olanlara bakıyorum. İkiler var. Evet, Hüseyin. Hüseyin bir hafif bir karışmış. Bak şöyle yapıyorum. Tabanı aynı olan ikiler var. Üssü küçük olan üst taraftaki, yani 2 ya da 2 üssü 1 yazabiliriz, fark etmez. Tabanı aynı olan üçler var. Üssü küçük olan 2. Taban aynı olan 5'ler var. Üssü küçük olan 2. Yani EBOB bu. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Şimdi ECOG'unu atın bakalım. ECOG'unu atın. Safa doğru. Zeynep doğru, Ahmet doğru. Hüseyin bak, ECOG'da üssü büyük olanları alacağız. Şeyma sen de göndermiştin, hemen bakıyorum ona da. Evet doğru. Üssü büyük olanlar, tabanları aynı olanların üssü büyük olanı. Taban aynı değilse onu da olduğu gibi alıyoruz. Eslem doğru. İkilerin tabanları aynı. Üssü büyük olan hangisi? Alttaki. Yani 2 üssü 3. Üç. Üçlerde tabanlar aynı. Üssü büyük olan hangisi? 4. Yani 3 üssü 4. Beşlerde tabanlar aynı. Üssü büyük olan üstteki, yani 3. 5 üssü 3. Onu da şöyle yazmış bulunduk. Evet, Sümeyye göndermişsin. 2'nin karesi değil de 2'nin küpü olacak Sümeyye. O hata var sadece. Hüseyin sende de 2'nin küpü eksik sadece. Ötekiler doğru. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burada bize ne diyor? Burada bize diyor ki iki sayı aralarında asalsa, iki sayı aralarında asalsa EBOB'ları 1'dir, ECOG'ları da sayıların çarpımıdır. Mesela görüyorsunuz 7 ile 8. 7 ile 8 nedir? Ardışık sayılar, aralarında asaldır. Aralarında asal, yani ortak bir bölenleri yok.
Dolayısıyla ortak bir bölenleri zaten hani sadece bir var. Bir dışında bir ortak bölenleri yok. Bunların en büyük ortak bölenini sorduğu zaman da cevap ne olacak? Bir olacak. Yani aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni birdir. Uğraşıp durmaya gerek yok. Yine aralarında asal sayıların ekokuna bakacak olursak, mesela 3 ile 5'in ekokunu sormuş. Aralarında asal sayıların ekokuna bakacak olursak, ekoku da bu iki sayının çarpımı. 3 kere 5, 15. Tamam mı? Veya 7 ile 8'in ekokunu soruyorsa, 7 kere 8, 56. Ekoku çarpımıdır, birbiriyle çarpımı. Bununla alakalı soruları size sorayım. Mesela Denizli. El kaldırarak cevap verin siz de. Denizli 7 ile 11'in ekokunu soruyor. Hocam ben bunu anlamadım da bir daha tekrar edebilir misiniz? Bir daha tekrarlayalım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Aralarında asal sayılar, mesela 7 ile 8 veya diyelim ki 4 ile 9. Bak 4 ile 9. Bunun en büyük ortak böleni. Şimdi 4 ile 9'un en büyük ortak böleni, hani Ebu bunu ayırırken 4 ile 9'un işte ortak neye bölünür bu? Hani 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. Neye bölünür? Bir şeye bölünmüyor değil mi? Sadece 1'e bölünüyor. Ortak bölen olarak sadece 1 var. Aralarında asal sayılarda. Dolayısıyla EBOB 1. Zaten sadece 1'e bölünüyor. Bir de en büyüğünü soruyoruz biz. Zaten 1 var. Başka da yok. O yüzden aralarında asalsa 2 sayı, EBOB'u 1. Ekokuna geldiğimiz zaman da ekoku da bu iki sayının çarpımı oluyor. Hani 4 ile 9 zaten ortak bir böleni yok ya. Dolayısıyla 4 kere 9 36. Ekok 36, EBOB 1. Veya 7 ile 8 aralarında asal EBOB 1. Ekokunu sorsaydı 7 kere 8 56 diyecektik. 3 ile 5 mesela aralarında asal. 3 kere 5 15 bize ekokunu verir. EBOB'u için ne yapacağım? En büyük ortak böleni. Zaten ortak böleni sadece 1 var, başka yok. O yüzden EBOB'u 1. Hocam peki her zaman EBOB 1 mi oluyor? EBOB her zaman 1 oluyor. Ama tabii sayılar aralarında asal olacak. Mesela diyelim ki 76 ile 77. Bunların size EBOB'unu sordu. Ne yapacağız? Bakıyorum 76 77 hani ayırmaya çalışırsam işte 2'ye mi bölünür 3'e mi bölünür düşünmeye gerek yok. Ardışık sayılar aralarında asaldır zaten. 76 77 ardışık sayı aralarında asaldır. EBOB'u da bunların 1'dir. Bu kadar. Tamam mı? Ama tabii aralarında asal olması için ardışık olmasına da gerek yok her zaman. Mesela 4 ile 9 ortak bir böleni yoksa aralarında asal olmuş oluyor. Mesela 7 ile 11. Buradaki örnek. 7 ile 11 aralarında asal. Çünkü ortak bir bölenleri yok. O zaman EBOB ve ECOG ne olacak? Hüseyin. Hocam ECOG 77 olacak. EBOB ne olacak? EBOB da 1 olacak. Evet. ECOG 77 olacak. EBOB da 1 olacak. Peki 9 ile 17'yi sorarsak. 9 ile 17'nin EBOB'u diyor mesela. 9 ile 17'nin EBOB'u. El kaldıralım arkadaşlar da hemen söyleyiverelim. Çok fazla oyalanmayalım. Ya da el kaldırmayı sevmiyorsunuz. Siz yazın chatten. Oradan okuyuverelim hemen. Evet, Safa doğru. 9'la 17'nin EBOB'u. Sümeyye doğru. Dokuzla 17 arkadaşlar. Eslem doğru.
Düşünüyorum 9 ile 17'nin ortak bir böleni var mı? Yok. Yok yani aralarında asal. Aralarında asalsa EBOB'ları her zaman 1'dir. Tamam mı? Aralarında asal sayıların EBOB'ları her zaman 1'dir. Mesela G'ye bakalım. 1 ile 10. 1 ile 10'un EBOB'unu soruyor. Giresun'da 1 ile 10'un EBOB'unu sormuş. Ne olacak? Zeynep sen ekokunu bulmuş oldun. EBOB'u safa doğru çarptığımız zaman ekoku bulunuyor. Aralarında asal sayıları çarptığımız zaman ekoku bulunuyor. Aralarında asal sayıların EBOB'u her zaman 1. Evet Hüseyin doğru. Bu arada 1 ile tabii bütün sayılar aralarında asaldır. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Bir de ardışık olmayıp da normal bir aralarında asal olan sayılar da var. Evet Zeynep doğru. 1 ile 10 aralarında asalsa arkadaşlar EBOB'ları da 1 olacak. Tamam. I'ya da bakalım hemen. I 6 ile 11'in EBOB'u. Altıyla 11'in EBOB'u. Safa doğru, Zeynep doğru, Sümeyye sen ekokunu bulmuşsun. Eslem doğru, Hüseyin doğru. Şimdi bakıyorum 6 ve 11. Ortak bir bölen var mı? Yok. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. Ortak bölenleri ikisini de bölebilen bir sayı yok. Dolayısıyla bunların EBOB'u 1. EBOB'u 1. Ekokunu söyleyecek olursak da ekoku da bu ikisinin çarpımı. Yani 66. 6 çarpı 11, 66. Tamam mı? Zeynep sen 12 gibi mi düşündün bunu? Herhalde öyle düşünmüşsün. Ekokunu bulurken. Tamam. Şimdi aralarında asalda olay bu arkadaşlar. Aralarında asal sayılar varsa EBOB'ları her zaman 1. Ekokları da sayıların çarpımı. Tamam. Bu tamam. Bunu koyduk kenara. Şimdi burada diğer örnekler var. Bu diğer örnekler ne ile alakalı? Bunlar da birbirinin katı olan sayılarla alakalı. Mesela burada birbirinin katı olan sayılar var. Şu 20 ile 60'tan bahsedelim. Bak 60 20'nin katı değil mi? 20'nin 3 katı 60 yapar. Bu şekilde birbirinin katı olan sayıları görüyorsak EBOB'unu bulmak veya ekokunu bulmak için çok uğraşmamıza gerek yok. Ha, yine istersek 20 ile 60'ı yazarız. 10'a böldüm 2, 6, 2'ye böldüm 1, 3. İşte 2 kere 10, 20 bunun EBOB'udur. 1 kere 60'tan da 60 bunun ekokudur diyebiliriz. Yani böyle uzun yoldan da yine bulabiliriz. Onda bir sorun yok. İstediğimiz gibi yine o şekilde bulabiliriz. Ama çok uğraşmamak, pratik bir yol görmek adına şöyle yapıyoruz. Eğer sayılar birbirinin katıysa büyük olan sayı ekoktur. Küçük olan sayı ebobtur. Bu kadar. Şimdi 60'ın 60 20'nin 3 katı. Aralarında bir kat ilişkisi var. O zaman 60 ekok, 20 ebob. Bu kadar. Küçük olan sayı ebob, büyük olan sayı ekok. Şimdi 3 ile 9'u siz söyleyin mesela. 3 ile 9'un ekokunu sormuş. Yazın bakalım 3 ile 9'un ekoku. Sayılar birbirinin katıysa küçük olan sayı ebob,
Büyük olan sayı ekok. 20 ile 60 örneğinde 20'nin 3 katı 60 yaptığı için, yani 60 20'nin bir katı olduğu için küçük olan sayı yani 20 ebop oldu. Büyük olan sayı yani 60 ekok oldu. Evet, Safa doğru. Hüseyin, Eslem, Sümeyye doğru. Üç ile dokuz arkadaşlar birbirinin katı. Yani üçün üç katı dokuz yapıyor. Dolayısıyla ekok büyük sayı yani dokuz. Ebob'u sorsaydık küçük sayı olacaktı yani üç olacaktı. Şimdi şunu da yaptık. Tamam, şu H'yi yapalım. 7 ve 14'ün ekoku. Zeynep, senin bulduğun ebobu olmuş oluyor. Ebobu. Evet, şimdi doğru. Sümeyye doğru. Safa doğru. Evet, birbirinin katıysa küçük olan ekok, küçük olan ebob, büyük olan ekok. Zaten o da şeyden aklınıza gelsin. Hani bir tanesi ekok ortak kat. Yani böyle katlanıyor, büyüyor. Birisi de bölen, yani daha küçük. Oradan aklınıza gelsin. Küçük olan ebob, büyük olan ekoku ifade ediyor. 7 ve 14 ekok dediği için büyüğü alacağız. Cevap 14. Dediğim gibi arkadaşlar, yine hani bu kural falan aklımıza gelmezse sorun yok zaten. 7 ile 14 yazıp ayırdığımız zaman 7'ye böl 1, 14'ü böl 2, ortak bölen kalmadı. Tamam, ebob 7 bak burada, ekok 1 kere 14, 14 ya da 2 kere 7, 14. İyiye bakalım, 15 ile 60'ın ebobu. 15 ile 60'ın ebobuna bakalım. Zeynep doğru, Safa doğru. Sümeyye doğru. Eslem öncekini attın herhalde. Evet, şimdi doğru. On ile 60'ın da arkadaşlar ebobu küçük olan yani 15 ekoku sorsaydı o da büyük olan 60 olacaktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tamam olsun Eslem. Burada ne öğrendik? Burada aralarında asal sayıların ebobu 1, ekoku sayıların çarpımı. Birbirinin katı olan sayılarda ebob küçük olan sayı, ekok büyük olan sayı. Bunu öğrendik. Şimdi bir şey daha öğreneceğiz. Bu da şu. İki tane sayının arkadaşlar, iki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Yani mesela diyelim ki iki tane sayımız olsun. A sayısı bir de B sayısı. Bu A sayısıyla B sayısının ebobunu A sayısıyla B sayısının ekokuyla çarparsak çıkacak olan sonuç bu A sayısıyla B sayısının çarpımı olmuş oluyor. Mesela bunu örneklendirelim. Ne olsun? 6 sayısıyla 10 sayısını ele alalım. Tamam mı? 6 ile 10'u ele alalım. Şimdi 6 ile 10'un ebobu, ekoku ne yapar bir bakalım. 2'ye böldüm. 3 oldu. 5 oldu. Başka bir şey kalmadı. Yani 6 ile 10'un ebobu, 6 ile 10'un ebobu 2 çıktı. 6 ile 10'un ekoku, ekoku bulmak için de şöyle çarpıyorduk hemen. 3 kere 10, 30. Ya da 5 kere 6, 30. Bak şimdi ne oldu? 6 ile 10'un ebobu 2, ekoku 30.
Şimdi ben EBOB'u ile EKOKU'nu bir çarpayım bakalım. EBOB'u ile EKOKU'nun çarpımı ne yapıyor? 30 ile 2'nin çarpımı 60 yapıyor. Peki bu 60 sayıların çarpımına eşit mi? Birisi 6 idi, birisi 10'du. Sayıları çarparsam ne yapıyor? Bakın o da 60 yaptı. Demek ki kural çalışıyor, sistem çalışıyor. Yani iki tane sayının EBOB'uyla EKOKU'nu çarpıyorsak bunun sonucu bu sayıların çarpımına eşit oluyor. Bu soruda peki bunu nasıl uygulayacağız? Şu alt kısmı sileceğim. Arkadaşlar şu alt kısmı sileceğim. Şöyle silebilirsem hızlıca. Şimdi ne diyor bize? İki tane sayı varmış. EBOB'u 4'müş. Bak şimdi bak. EBOB'u 4'müş. Yani şurası, hatta şöyle yapacağım. Şurası arkadaşlar 4'müş. EKOKU da 48'dir diyor. Yani şurası da 48'miş. Ne oldu o zaman? 4 ile 48'in çarpımı ne oldu? 4 çarpı 48'den. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 4, 16. 3 elde 9. Yani 192 yaptı burası. Sonra diyor ki bize bu sayılardan biri 12 olduğuna göre, bak bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğeri kaçtır? Yani 12'yi neyle çarparsam 162 elde ederim. Benim bunu bulmam lazım. 192 elde ederim. Bunu bulmam lazım. Hemen alıyorum 192'yi. 12'ye bölüyorum. 19'un içinde bir defa 12 çıkardım. 7. 2'ye indirdik. 72'de 6 defa 6 kere 12. 72 yaptı. 0, 0. Yani diğer sayımız da aslında neymiş? 16'ymış. EBOB'u 4. EKOKU 48. EBOB'la EKOKU'nun çarpımı sayıların çarpımına eşit oluyor. Tamam. EBOB'la EKOKU'nun çarpımı sayıların çarpımına eşit oluyor. O yüzden EBOB'u ve EKOKU'yu yerleştirdik. Sayılardan da birini bildiğimiz için diğerini bulmak için sonucu 12'ye böldük ve diğer sayıyı da tespit ettik. Bununla alakalı şurada bir sorumuz var mı? Bir bakalım. Şöyle şöyle bakayım bakayım bakayım. Tam olarak bununla alakalı bir soru sormamışlar ama. Şunu soruya bakabiliriz o zaman. Bak burada diyor ki aralarında asal iki doğal sayının EKOKU 60'tır. Ha, buradaki püf noktası da aralarında asal ifadesi. Aralarında asal ifadesi. Şimdi aralarında asalsa arkadaşlar demek ki ne olacak? Bunların EBOB'u 1 olacak. EBOB'u 1, EKOKU da 60. EKOKU'nun 60 olduğunu zaten vermiş. EBOB'un 1 olduğunu da buradan anlıyoruz. Aralarında asal iki sayı dediği için EBOB'un 1 olduğunu da buradan anlıyoruz. Bu iki sayıyı çarparsak 60 ile 1'in çarpımı ne oluyor? 60. Yani bu sayıların çarpımı, AB sayıların çarpımı 60 olacak. Dolayısıyla gençler çarpımları 60 olan aralarında asal iki sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Bölenlerinden yola çıkarak yapabiliriz. 1 ile 60, 2 ile 30, 3 ile 20, 4 ile 15, 5 ile 12, 6 ile 10. Bunların arasından aralarında asal olanlar ne var? 1 ile 60 var. Ondan sonra 2 ile 20 var. 4 ile 15, 5 ile 12. Bunlar aralarında asal olanlar. Toplamları en az olan hangisi? 60 ile 1, 61 yapıyor. Büyük. Bu 23 yapıyor. Bu 19 yapıyor. Bu 17 yapıyor. Dolayısıyla en az toplamına sahip olan 5 ile 12. Toplamları da 17. Yani sorunun cevabı 17 olmuş oluyor.
Şimdi kapanacak arkadaşlar. İlk dersimizi bitirdik. 10 dakika bir mola verelim. Dinlenelim. 10 dakika sonra ikinci derse devam. Tamam, aynı linkten giriyoruz 10 dakika sonra. Yapalım. Tamam. Hemen yaklaşalım. Burada EBOB'la ve ECHOB'la alakalı problemler nasıl çözülecek? Ya da hangisinde EBOB uygulayacağız, hangi problemle ECHOB uygulayacağız, bunları nasıl anlayacağız? Birkaç tane püf noktası var. Bu püf noktalarını düşünerek veya sorunun mantığını anlayarak zaten buna ulaşabiliyoruz, ne kullanmamız gerektiğine. Ama genel olarak sorular aynı tarzlarda olduğu için, eğer büyük, elimizde büyük parçalar var ve bunları küçük parçalara dönüştürüyorsak, o zaman EBOB kullanırız. Yani elimizde mesela işte bulgur, pirinç, böyle bir çuval bulgur, bir çuval pirinç var diyelim. İşte bunları küçük küçük paketlere doldurmaya çalışıyoruz. O zaman EBOB kullanacağız. Veya işte ne demiş, farklı ölçülerdeki çubuklar parçalanacaksa, parçalara ayrılacaksa, yani bu çubuk olabiliyor, işte kumaş olabiliyor veya ip olabiliyor. Bunları küçük parçalara kesiyorsak genelde EBOB kullanıyoruz. Veya işte tarla etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecekse, ya bu da neyi ifade ediyor? İşte tarlanın kenar uzunluğunu küçük küçük parçalara bölme anlamına geliyor. Dolayısıyla büyük bir şeyden küçük parçalara ayırıyorsak yine EBOB kullanıyoruz. Diğerinde şöyle yapayım. Diğerinde arkadaşlar, ECHOB kullandıklarımızdaysa küçük olan parçalardan büyük parçalar elde edeceksek, yani elimizde mesela ne var? İki farklı boyda fayans var diyelim. Birisi küçük, birisi büyük. Bu tarafa büyük fayanslar döşüyoruz. Bu tarafa küçük fayanslar döşüyoruz ve bunların bir yerde buluşmalarını istiyorsak, o zaman ECHOB kullanırız. Veya işte nöbet soruları oluyor. Bir doktor 2 günde bir, bir doktor 5 günde bir nöbet tutuyor. İşte bunlar kaç gün sonra birlikte yine nöbet tutarlar soruları. İşte farklı zillerin birlikte aynı zamanda çalması. Üçer üçer dörder dörder sayarak bir sonuca ulaşmak isteniyorsa diyor. Bu tarz sorularda, yani elimizdeki sayılardan daha büyük sayılar elde etmek gerekiyorsa, o zaman ECHOB. Elimizdeki sayılardan daha küçük sonuçlar elde etmek gerekiyorsa, o zaman da EBOB kullanıyoruz. Mesela şurada bir tane sorumuz var. Ne demiş burada? Bir bakalım. 48 kilogram pirinç ve 42 kilogram nohutun tamamının eşit kütlede ve birbirine karıştırılmadan paketlenmesi için en az kaç poşete ihtiyaç var? Yani 48 kilogramlık pirinci ayrı ayrı paketliyoruz. Nohutu ayrı ayrı paketliyoruz ve oluşan her paket eşit oluyor, yani aynı kiloda olmasını istiyoruz. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Ben mesela diyelim ki 48 kilogramlık pirincimi, bak şuraya yazayım, 48 kilogram pirinç. Bu da 42 kilogram nohut. 48 kilogram pirincimi ben 12 kiloluk paketler yapabilirim. 12 artı 12 artı 12 artı 12, 4 paket yaptım diyelim. 42 kilogramlık nohut, 12 12 12, 42'ye ulaşabilir miyim? 12 12 12, 36 yaptı. Geriye 6 kilo kaldı. Ne oldu o zaman? Bak, buradaki paketin bir tanesi yarım oldu, değil mi? Tam da olmadı. Dolayısıyla böyle olmasını istemiyoruz. Bütün paketlerin birbiriyle eşit olmasını istiyoruz. Tamam. Birbiriyle eşit yapalım. Yapamaz mıyız? Yaparız. Bakın şimdi çok iyi takip edin. Şurayı sileyim. Birbiriyle eşit yapamaz mıyız? Yaparız. Ben bunları ikişer kiloluk paketlere koyayım. 2, 2, 2, 2, 2.
Kaç paket olur? 48 kiloyu ben ikişer ikişer paketlersem 24 paket oluşur ya da 24 poşet oluşur. 42 kiloyu da 2 paketlersem olur mu? Olur. O da 21 paket oluşur. Ne oldu? 24 paket burada, 21 paket burada. Toplam 45 paket yaptı. Tamam oldu aslında. Hani hepsi eşit oldu. Paketlerin de hepsi eşit. Ama acaba en az poşeti mi kullandık? Yani daha az paket oluşturabilir miydik acaba? Yani 2 kiloluk değil de daha fazla kiloluk paketler kullanabilir miydik? Bir düşünelim. 48'i de 42'yi de bölebilen başka bir sayı var mı 2'den başka? Var. Mesela 6 var. Değil mi? İkisini de 6 kiloluk paketlere bölersek 48'i 6 kiloluk paketlere bölersek 6 kere 8 48. Yani buradan 8 paket ortaya çıkar. 42, 6 kere 7 42. Yani burada da 7 paket ortaya çıkar. 8 paket, 7 paket toplam 15 paketle ya da poşetle biz bu işi bitiririz. Daha az oldu mu? Daha az oldu. Peki daha azını yapabilir miyiz? Bunun için de arkadaşlar işte biz EBOB'u kullanıyoruz. Yani amacımız ne? 48'i ve 42'yi ikisini de bölebilen en büyük sayıyı bulmak. Dolayısıyla biz buna ne diyorduk zaten? EBOB diyorduk. İşte şimdi soruyu asıl nasıl çözeceğimize geldik. Bunu bir temizleyelim. 48'i ve 42'yi ikisini de bölebilen en büyük sayıyı bulmak istediğim için 48 ile 42'nin EBOB'unu buluyorum. Kaça bölünür bunlar? İşte direkt 6'ya da bölebilirim de hadi aklıma gelmedi diyelim. 2'ye böldüm 24, 21. 3'e böldüm 8, 7. Başka bir ortak bölen kalmadı. Bakın şimdi burası çok önemli gençler. Bunu yaptıktan sonra buradaki sayıları çarpıp EBOB'u buluyoruz ya 3 kere 2, 6. İşte buradaki çıkan sonuç, şuradaki çıkan sonuç her bir paketin özelliği. Nedir bu özellik? 6 kilogramlık paketler kullanılabiliyormuş en fazla. Her bir paketin özelliği burada. Şurada çıkan sayılarda, bakın şurada çıkan sayılarda paket sayısı. Bu 8 paket, 8 paket pirinç, 7 paket de nohut. Toplam ikisini toplarsak eğer toplamda 15 paket ya da poşet neyse işte bize lazım oluyor demektir. Burada çıkanlar adetle alakalı arkadaşlar. Adetle alakalı. Burada çıkan da her bir paketin, her bir şişenin, her bir çuvalın, her bir ipin artık neyse soruda sorulan şeye göre her bir parçanın özelliği olmuş oluyor. 6 kilogramlık 15 tane poşet bize lazımmış. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Sorabilirsiniz. Tamam o zaman. Şimdi size şöyle bir bakayım benzer bir sorumuz var mı? Bunlara en çok benzeyen soru, bu sorumuza en çok benzeyen soru şurada. F. Bu soruya bir bakın arkadaşlar. Bu 36 türkü pirinç gibi düşünün. 20 Almanı nohut gibi düşünün. Eşit kapasiteli odaları da poşet gibi düşünün. Aynı kapıya çıkıyor. Aynı soru tarzında. Bir bakın bakalım. Yapın. Chatten de bana gönderin bakalım. Evet, yazalım ve chatten atalım arkadaşlar.
Evet, şöyle bakayım. Evet, Hüseyin doğru. Safa doğru. Sümeyye doğru. Evet arkadaşlar, olay şu burada da. 36 Türk var, 20 Alman var. Bunları eşit kapasiteli odalarda aynı ülkenin vatandaşları aynı odada kalacak. Yani Türkler Türklerle, Almanlar Almanlarla birbirine karıştırmayacağız. En az oda, kaç oda ihtiyaç var diyor. Ben mesela hani bunu basitçe düşünecek olursam herkesi birer odaya yerleştiririm. Herkesi birer kişilik odalara yerleştiririm. Buna 36 oda lazım olur. Buna 20 oda lazım olur. Ama en az oda diyor. O yüzden hani ne yapabilirim başka? İkişer kişilik odalara yerleştirsem burada 18 oda olur. Burada 10 oda lazım olur. Bu şekilde tek tek deneye deneye gitmeyeceğim. Ne yapacağım? 36'yı da 20'yi de bölebilen ortak sayıyı bulacağım. Kaça bölünür? 2'ye bölsem 18 yapar, 10 yapar. Tekrar 2'ye bölsem 9 yapar, 5 yapar. Başka bir ortak bölen kalmadı. O zaman burada durdum. 2 kere 2, 4. İşte buradaki neydi? Her bir. Her bir. Her bir ne var burada? Her bir odadan bahsediyoruz. Her bir oda 4 kişilik olması gerekiyormuş. En fazla olabileceği 4 kişi. Çünkü 5 kişilik yapsam 20'ye uygun olur ama 36'ya uygun olmaz. 6 kişilik yapsam 36'ya uygun olur ama 20'ye uygun olmaz. Tam bölünmez gibi. En fazla 4 kişilik oda yapabiliyorum. 4 kişilik odaya yaptığım zaman da Türkler 9 tane oda kullanıyor. Almanlar 5 tane oda kullanıyor. Toplamda da 14 oda kullanılmış oluyor. Burası da neydi? Adet belirtiyordu. 14 adet oda kullanmış oluyoruz. Var mı bir sorusu olan? Tamam. Şimdi buna benzeyen başka bir soru daha varsa onu yapalım. Tamam. Şöyle şu soruya bakalım. B. 96 ve 80 santimetre uzunluğunda iki ip hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Parçaların sayısının toplamı en az kaçtır? Mesela yine mantığını konuşacak olursak, birer santimlik parçalara bölsem ben bunları, birinden 96 parça çıkar, birinden 80 parça çıkar ama parça sayısı çok olmuş olur. O yüzden parça sayısının az olması için parçaların büyük büyük olmasını sağlamam lazım. O da iki sayının en büyük ortak böleni oluyor. Hüseyin doğru. Güzel.
Mantık yine aynı arkadaşlar. Az önceki sorularla. Sümeyye doğru. Eslem, senin bulduğun her bir parçanın uzunluğu, büyüklüğü. Anlatalım Zeynep bunu da. Bak mantığını düşün. 96 santim ip burada. Ya da şöyle çizeyim. Evet, safa doğru. Bak şurada 96 santimlik ip var. Burada da 80 santimlik ip var. Tamam mı? Bunu eşit uzunlukta parçalara bölecekmişiz. Eşit uzunlukta parçaları mesela şöyle birer santimlik parçalara bölsek 96 parça yapar. Birer santimlik parçalara bölsek 80 parça yapar. Demek ki daha büyük parçalara ayıracağız. Daha büyük parçalara ayıracağız. Peki daha büyük parçalar nasıl olacak yani? Mesela 10'ar santimlik parçalara ayırabilir miyim? 10'ar santimlik parçalara ayırırsam bu olur, 8 parça olur. Ama bu mesela olmaz. Çünkü 96'yı 10'a tam olarak bölemiyorum. O yüzden Eslem doğru. O yüzden işte 96'yı da 80'i de ikisini de bölebilen bir sayı lazım bana. Ya da ikisini de bölebilen sayılar lazım bana. Onu da neyle buluyorum? EBOB'la. 96 ve 80'i bölebilen en büyük ortak sayı. Ne oluyor? Kaça bölünür bunlar? 2'ye bölünür mesela, aklına hiçbir şey gelmiyorsa. Çift olduğu için. 2'ye böldüm. 48 yaptı. Bu 40 yaptı. 4'e bölünür. 4'e böl. Bu 12 olur. Bu 10 olur. Tekrar 2'ye bölünür. Bu 6 olur. Bu 5 olur. Başka ortak bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. Neydi bu 16? Her bir ne bu? Her bir parça. Her bir parça 16 santimetre uzunluğunda. Yani bak ne oluyor o zaman? 96 santimetrelik parça 16. Toplamda 6 parçadan oluşuyor. 96 santimetreyi oluşturuyor. Nerede yazıyor da? Bak burada. 96 santimlik ipimiz 16. 6 parçadan oluşuyor. 80 santimlik parçamız 16. O da 5 parçadan oluşuyor. Toplamda kaç parça oldu? 6 parça buradan, 5 parça buradan. 11 parça bizim ipimiz oluyor. 11 parça ip oluyor. Tamam mı? Mesela hepsini, her birini 1 santimlik parçalara bölseydik, 96 oradan, 80 de oradan, toplam 176 parça olacaktı. Ve parça sayısı çok olacaktı. 2 santimlik parçalar yapsaydık, o zaman 48 parça oradan, 40 parça oradan olacaktı. Yine fazla olacaktı. O yüzden elimizden geldiğince bu parçanın şeyini, santimini büyük tutmaya çalışıyoruz. Mesela 20 santim yapalım ya. Bak 20 santim yapalım. Olmaz mı? 20 santimlik parçalar yapalım. Olmaz. Niye olmaz? Tamam, 20 santimlik 4 parça 80 santimetreyi karşılar. 20, 80. Ama 96'yı tam bölemiyor 20. Tamam mı? 96'yı bölemediği için mesela 20'yi kullanmıyoruz. İşte o yüzden EBOB uyguluyoruz ve ikisini de bölebilen en büyük sayıyı buluyoruz. Şeyma Nur, bir de anlatalım. Şöyle anlatalım. Şöyle temizleyelim. En baştan bir anlatalım. 96 ve 80'i arkadaşlar, 96 santim ve 80 santimetreyi eşit uzunlukta parçalara böleceğimiz için ikisini de bölebilen en büyük sayıyı buluyoruz. Onu da nasıl bulacağız? EBOB yardımıyla. EBOB'un zaten anlamı en büyük ortak bölen.
Bulalım bakalım bunların en büyük ortak böleni neymiş? Kaça bölünür bunlar? İkisini de böyle böleceğimiz ne var? 2'ye böldüm. 48, 40. İşte burada daha büyük bir sayıya da bölebiliriz. 2'ye de bölebiliriz. 4'e de bölebiliriz. Aklınıza ne geliyorsa. Hadi mesela tekrar 2'ye bölelim. 24, 20. Tekrar 2'ye bölelim. 12, 10. Tekrar 2'ye bölelim. 6, 5. Artık bölünmez hale geldi. Tamam. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Bu 16 işte her bir parçamızın uzunluğu. 16 santimetrelik parçalar yapacağız. 96 santimetrelik ipi 16, 32 işte bu şekilde parça 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 16, 16, 16, 16 ayırdığımız zaman toplamda 6 parçadan oluşuyor. 80 santimlik ipimizi 16, 16, 16, 16 5 parçaya ayırmış oluyoruz. 6 parça bu, 5 parça bu. Toplamda 11 parça elde etmiş oluyoruz. Tamam. Bak, mesela yazacak olursak birinci parça 16 santim. Yani 16. santimetreden kesiyoruz. İşte bir 16 daha 32. santimetreden kesiyoruz. Bir 16 daha 48'den kesiyoruz. Değil mi? Bir 16 daha 64'ten kesiyoruz. Bir 16 daha 80. Bir 16 daha 96. Bak 80'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 parça yapıyor. 96'ya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça yapıyor. 6 parça biri, 5 parça biri toplam 11 parça. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Burada soru tipi değişti. Ne diyor bize? Yunus elindeki misketleri 6'şar 6'şar ve 10'ar 10'ar sayabiliyordur. Yunus'un misket sayısı en az kaç tanedir? Şimdi buradan ne anlayacağız? Ebop mu? Ekok mu? Bak 6'şar 6'şar 10'ar 10'ar sayıyor. Neyi sayıyor? Demek ki büyük bir sayı var elimizde. 6, 12, 18 diye sayabiliyor. Aynı zamanda 10, 20, 30 diye de sayabiliyor. Yani demek ki bu sayı hem 6'nın bir katı hem de 10'un bir katı. Yani 6 ve 10'un ortak bir katı. Dolayısıyla burada ekok uygulayacağız arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? 6'yı alıyorum. 10'u alıyorum. En küçük ortak katını buluyorum. Yine aynı EBOB yapar gibi yapıyorduk. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 5, başka bir ortak bölen kalmadı. Bununla bunu çarparsam 3 kere 10, 30. Yani demek ki Yunus'un misketleri en az 30 tane. Deneyelim bakalım oluyor mu? 6, 6, 6, 6. 6 kere 5, 30. 10, 10, 10. 3 kere 10, 30. Demek ki oluyor. Ha, deseydi ki bize mesela deseydi ki Yunus'un misketleri işte 50'den fazladır deseydi. 50'den fazladır deseydi. O zaman ne yapacaktım? Ha, bu 30 olabiliyor. En az 30 olabiliyor. Bundan sonra başka ne olabilir? Bir 30 fazlası 60. Daha da fazlaysa 90. Daha da fazlaysa 120. Yani en küçük ortak katı buluyoruz. Ondan sonra da onun katlarını yine alabiliyoruz. Soruda bize söylenene göre. Veya arkadaşlar şöyle de sorabiliyor. Bakın şurayı karalayalım. Şöyle de sorabiliyor. Bize diyor ki 6'şar 6'şar ve 10'ar 10'ar sayabiliyor. Ya da 6'şar 6'şar ve 10'ar 10'ar saydığında 2 misket artıyor diyor mesela. 2 misket artıyor. O zaman ne yapacağız? Yine ekoku bulacağız. 3 kere 10, 30. 2 misket artıyor dediği için artı 2 eşittir 32 misketi vardır diyeceğiz. Yani bazen de işte der ki ne der? İşte 3 misket eksik kalıyor. 6'şar 6'şar ve 10'ar 10'ar sayabilmesi için 3 misket eksik kalıyor der.
O zaman da ne yapacağız? Eksik kalıyor dediği için 30'dan 3'ü çıkaracağız ve 27 olarak bulacağız. Neyse, onlar zaten gelecek karşımıza. Şimdi hemen şöyle size kaydırayım, onunla alakalı sorumuzu bulalım. Bakın bakalım şimdi bu soruya. 8'er 8'er ve 6'şar 6'şar cevizleri sayabiliyormuş. Fakat ceviz sayısı 100'den fazlaymış. Yani az önceki gibi en küçük ortak katını bulacağız. Sonra da onu katlayarak 2 katını, 3 katını, 4 katını artık hangisi uygunsa katlayarak 100'den fazla hale getirip o sayıyı söyleyeceğiz. Safa olmadı. Safa, sen direkt yüzün üstüne mi ekledin onu? Yok, öyle yapmayacağız. O sayıyı bulduk ya. Buldun ya sen, o ek oku buldun ya. O ek oku katlaya katlaya götür. 2 katını al, 3 katını al, 4 katını al, 5 katını al, 6 katını al. Yani hangi katında 100'ü geçtiği anda dur. Şeyma Nur doğru. Güzel. Eslem doğru. Evet. Heh, şimdi ne oldu Safa? Evet, cevizlerimiz arkadaşlar 8'er 8'er ve 6'şar 6'şar sayılabiliyorsa bakalım Sümeyye, bu sorudan sonra bakalım. Hüseyin, sen de direkt 48 üzerinden herhalde yapmışsın. Ama tabii en küçük ortak katları 48 değil. Bak şöyle, 8'er 8'er ve 6'şar 6'şar sayabiliyorsam demek ki 8'in de 6'nın da ortak bir katı. Ha, 48 de ortak kat ama en küçüğü değil. Dolayısıyla en küçük ortak katını bulmak için ayırıyorum. 2'ye bölüyorum. 4, 3. Başka bir ortak bölen yok. O zaman çarpıyoruz. 6 kere 4, 24. Yani bunların en küçük ortak katı 24. Demek ki ceviz sayısı arkadaşlar, bakın ceviz sayısı, Hüseyin doğru şimdi. Ceviz sayısı en az 24 olabilir. En az 24 olabilir. Ama burada ek bir bilgi vermiş. 100'den fazla olacak ceviz sayısı diye. O zaman bunu 24 eklersin üstüne, 48 olur. 24 daha eklersin üstüne, 72 olur. 24 daha eklersin üstüne, 96 olur. 24 daha eklersin üstüne, 120 olur. Ne oldu? 100'ü geçti. Bakın 100'ü geçti. Demek ki cevabımız bu. 120. Yani en az 120 tane demek ki cevizimiz var. Ama tabii bunu illaki böyle tek tek arttırmak zorunda değilsiniz. 24, 48, 72 gibi. Şöyle düşünebilirsin. 24 mesela kaç katı olabilir? İşte 4 katını denersin mesela, 96 oldu, az geldi deyip işte 5 katını denersin, 120'ye ulaşırsın. Öyle de olur yani, illa tek tek yazacaksınız diye de bir şey yok. Dolayısıyla 100'den fazla 120'ye ulaşmış olduk. Şimdi Sümeyye, C bölümünde 3 ve 5'i nasıl buldunuz demiş. Şöyle yapalım bir daha. Burada 6'şer 6'şer ve 10'lar 10'lar sayılabildiği için 6 ile 10'un ek okunu bulduk. Bak, 6 ile 10'un
Ekok'unu bulduk. Ekok bulurken de hani ikisi neye bölünür? Ortak olarak ikiye bölünür. 6'yı 2'ye böldüm 3. 10'u 2'ye böldüm 5. Başka bir ortak bölen yok. O yüzden burada kaldım. Yani 3 ve 5 bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra da ister 3 ile 10'u çarp, ister 6 ile 5'i çarp. 6 kere 5, 30. Bu da Yunus'un misketlerinin alabileceği en küçük değer. Mesela bu soru için deseydi yüzden fazla misketi vardır deseydi o zaman ne yapacaktık? Şimdi 30'un 3 katını alsak 90 yapar. O zaman 4 katını alacağız 100'ü geçmesi için. 4 kere 30, 120. Cevap bununla da 120 olacaktı. Ama böyle bir şey demediği için tabii cevap 30. Şimdi bunu yaptık. Geldik buna arkadaşlar. Şimdi diyor ki 10'ar 10'ar ve 8'er 8'er sayıldığında her defasında 2 toka artıyor diyor arkadaşlar. Her defasında 2 toka artıyor diyor. Toka sayısı da 100'den azmış. 100'den az en fazla kaç tane olabilir? Önemli değil Sümeyye. Bir bakın bakalım. Onar onar ve sekizer sekizer saydığımız zaman iki toka artıyormuş. Bu artan miktarı arkadaşlar, artan miktarı sayımızı hani ekoku bulduktan sonra katlıyoruz, katlıyoruz, götürüyoruz ya istediğimiz yere. En son ekleyeceğiz. O artan miktarı en son ekleyeceğiz. Hüseyin yüzden az olacak diyor. Yüzden az. Safa, sana da söyleyeyim. Yüzden azmış toka sayısı. Sizin gönderdiğiniz cevaplar yüzden fazla. Safa, sen önce ekleyip sonra katlamışsın herhalde. Önce ekoku katlayıp katlayıp istediğimiz yere getireceğiz. Ondan sonra fazlalığı ekleyeceğiz. Öbür türlü sen her katlayışında 2 toka daha eklemiş oluyorsun. Her katlayışında 2 toka daha eklemiş oluyorsun. Hüseyin doğru. Şeyma Nur. İşte şimdi artan 2 tokayı ekle. Safa doğru. Evet Şeyma Nur, artan 2 tokamız var. Ona eklemen lazım. Artabilmesi için. Yoksa senin yazdığınla şu anda hiç toka artmaz. Tam gelir yani. Sümeyye doğru. Yapalım bakalım. Onar onar ve sekizer sekizer sayıyormuş arkadaşlar. Yani demek ki 10'a da bölünebilen, 8'e de bölünebilen bir sayıdan bahsediyoruz. 10 ve 8'in ekokuna bakalım. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 4. Başka bir ortak bölen var mı? 5'i ve 4'ü bölebilen başka bir sayı yok. O zaman 4 kere 10, 40. Bizim sayımız 40. Yani bu Elif'in tokası en az 40 tane olabilir. Onar onar ve 8'er 8'er sayılabiliyorsa en az 40 olabilir. Ama diyor ki bana 100'den az olacak en fazla kaç tane? O zaman ben bunu biraz arttırayım. 40 fazlasını alsam 80 yapar. Bir 40 daha fazlasını alsam 120 yapar. Bu sefer 100'ü geçti. 100'den fazla oldu. O yüzden buraya almıyorum. Demek ki 80'i alacağım. 10'ar 10'ar ve 8'er 8'er sayıldığında hiçbir şey artmasaydı cevap 80'di. Ama 2 toka artmaktadır diyor. 2 toka fazla geliyormuş. Dolayısıyla ben buna bir de 2 eklemem lazım. Ve 82 toka olması gerekiyor. Deneyelim bakalım. Oluyor mu? 82'yi 10'a bölelim.
2 artıyor mu? Artıyor. 82'yi 8'e bölelim. 2 artıyor mu? Artıyor. Tamam. Demek ki cevabımız 82. Var mı anlamayan, anlaşılmayan bir şey? Tamam. Bu ekleme işini de en son yapacaksınız arkadaşlar. Yoksa şu 40'ı bulup 2 eklerseniz 42 olur. 2 ile katlarsınız 84 olur. Yani 2 toka artacağı yere 4 toka artmış olur. Veya daha fazla katlarda daha fazla artmış olur. Denge bozulur. O yüzden önce sayımızı katlıyoruz. Artan ya da eksik kalanları en son işleme sokuyoruz. Bunu yapmıştık zaten. Şimdi şuna bakalım. 2,5 dakika falan zaman kalmış. Bunda da arkadaşlar 144'ü bir sayıya bölüyormuşuz, 216'yı bir sayıya bölüyormuşuz ve çıkan sonuçlar birer doğal sayı oluyormuş. X'in en büyük değerini soruyor size. Yani aslında ne demek istiyor? 144'ü ve 216'yı bölebilen en büyük sayı kaçtır diye soruyor. Yani ne uygulayacaksınız? Onu düşünün. 144'ü de bölebilen, 216'yı da bölebilen en büyük sayı. Haydi bakalım. ...144 ve 216, ikisinin de paydasına x koymuşlar yani, ve bunlar birer doğal sayıymış. İkisini de bölebilen sayılardan bahsediyor olmamız lazım. Dolayısıyla EBOB bulacağız gençler. İkisini de bölebilen en büyük sayı için EBOB bulacağız. 144, 216. 2'ye bölsek ne olur? Bu 72 olur. 2'ye bölsek bu 108 olur. Sonra arkadaşlar neye bölelim bunu? Tekrar 2'ye bölsek 36 olur. 54 olur. 9'a bölsek 4 olur. 9'a bölsek 6 olur. Tekrar 2'ye bölsek 2 olur. Tekrar 2'ye bölsek 3 olur ve burada kalırız. 2 kere 9 18. 18'i 2 ile çarptık 36. 36'yı da 2 ile çarptık 72. Yani bunların bu alt tarafına, ikisine de en fazla 72 yazabiliyormuşuz. 144 ve 216'yı bölebilen en büyük sayı 72'ymiş. Kapanacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hadi iyi çalışın bakalım.